Yani tabii bu zor işi yaparken hep kendinize de bakmak zorundasınız. Evet. Çünkü siz hep hastaların önündesiniz ve sizi sürekli görüyorlar. O yüzden ben işte şunu yapamam, şu mazaretim var gibi ma şeyler de hiçbir, hiçbir zaman geçerli değildir. Yok, evet. Her zaman hasta haklıdır. Yani bunu hep öğrencilere de vermeye çalışıyoruz. Hani zaman zaman da sorunlar geliyor, işte yüzü gülmüyor ya da işte bize cevap vermedi, evet. işte azarladı gibi. Bunlar tabii asla kabul edilen şeyler değil, asla olmaması gereken şeyler ama... Şimdi hepimiz insanız. Ee, bizim de bazı evet. sorunlarımız olabilir ama karşımızdaki insana onu yansıtmamamız bizim için Kesinlikle. çok önemli. yani evet. hep düşünmeleri gerekir. Biz bunu hep söylüyoruz. Yani oradaki insanın hiçbir suçu yoktur. O sana orada bağımsızlığını kaybetmiş, sağlığına kavuşmak için e, tedavi olma amacıyla oraya gelmiş bir insandır. Asla hiçbir hakkımız yoktur bizim onu daha çok fazla üzmeye. Evet yani doğru. Terslemeye. Ee, bir de e, yani bu kadar çalışmanın şeyinde Saatleriniz de çok farklı sizin. Evet. Yani normal bir düz insanın işte sabah başlayıp öğlen evet. arası veya işte öğleden sonra beşte işinden ayrılma evet. gibi bir durumunuz yok. Nöbetleriniz oluyor sizin. Tabii ee, bu mesleği seçerken bunu biliyorlar evet. aslında ama tabii seçerken farklıdır. İşin içine İşin girdikten içine sonra zaman. farklıdır. Evet. Vardiya çalışma sistemidir Hı. bizim. Gece nöbetlerimiz var tabii uzun saatler. Ee, gündüz iki shift gibi işte üç shift bütün gün boyunca diye düşünürseniz ee, zor tabi zor evinize zaman ayıramıyorsunuz tatilinize zamanda gidemiyorsunuz özellikle de çalıştığınız servis yoğun bir servisse eğer o gün arkadaşlarınızdan bazıları gelememişse işte sağlık problemleri olmuşsa siz nöbeti bırakıp da gidemezsiniz yani başka bir dairede olduğu gibi benim mesaim bitti kalemi oraya bırakayım çıkayım kapımı kapatayım gibi bir durum olamaz bizim mesleğimiz.